Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Son zamlardan sonra iPhone'ların fiyatları inanılmaz arttı biliyorsunuz ve iPhone 13 Pro Max'in fiyatı Base model yani 128 GB alınabilecek en ucuz iPhone 13 Pro Max modeli şu anda 28 bin lira arkadaşlar ve ben yani fiyatları duyunca şok oluyorum diyorum ki ya bu paraya neler yapılabilir falan diye belki siz de düşünüyorsunuz arada bir ben hep düşünüyordum bugün sizler için bunu hazırladım ve inanılmaz şaşırdım arkadaşlar öyle item kuytinde değil gerçekten mantıklı bir şekilde size bir liste çıkarmaya çalıştım hatta 3 tane liste yaptım arkadaşlar yani bir iPhone 12 Pro Max parasına ne yapılır listesi şimdi diyeceksiniz ki zaten onu alanlar zengin falan ve öyle Olmuyor bazen işte bir beyaz yakalı orta halli çalışan da biraz dişimi sıkayım da şöyle güzel bir telefonum olsun diye parasını biriktiriyor ya da işte taksitlere giriyor bilmem ne yapıyor bu telefonları alıyor arkadaşlar İlla zengin olmaya gerek yok kimisinin zevki hobisi böyle bir şeyleri biraz imkanı varsa kendini zorluyor özellikle bu tarz insanlar için bence baya aydınlatıcı bir video olacak bu video hemen başlayalım. seçenekli arkadaşlar Apple.com.tr'den çıkmadın bile. Yani yine her şeyi apple.com.tr'den aldığımı farz edin. Telefon olarak iPhone 11 alıyorum, Bez model 13.000 lira. Yanına bir tane de saat ekliyorum. Ekosistem mis gibi yaşayalım. Bir tane de Watch SE ekliyorum. 44 mm olanı, büyük olanı ekliyorum hatta. 5.400 TL. E bir tane de AirPods ekliyorum. Tam bir ekosistem yaşayalım diye. Çünkü kulaklıklar gerçekten vazgeçilmez ki Airpods 3 e ekliyorum. Airpods ikinci nesil değil. 3. nesil Airpods ekliyorum. 3000 lira da o. E şimdi Pro Max almadık. Büyük ekran telefon istiyorduk. Belli ki biraz oyun oynayacağız. Keyif yapacağız herhalde. Onun için de bir tane de standart ip ekliyorum. 6000 lira da o. Ve elimizde arkadaşlar 600 TL daha para kalıyor. Bu paraya da ister telefonunuza kılıf alın ister bir kablosuz şarj aleti alın. Zaten şarj aleti alacaksınız. Yani 600 lira aksesuar alabiliyorsunuz ve tamamen yani eksiksiz bir Apple ekosistemi deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Mobil bir deneyim olarak bir mekimiz olmadı. Yani bunları yapabiliyoruz. Birinci setup bu şekilde arkadaşlar. İkinci setupta yine Apple seçeneğinden gidiyoruz. Çünkü belli ki iPhone almak isteyen birisi Apple ekosistemine girmek istiyor ya da orada kalmak istiyor bunu hep gözeterek hazırladım bunları. İkinci seçenek olarak daha böyle creator kişilere hitap edecek bir seçenek hazırladım. Yine iPhone 11 e alıyoruz. Mis gibi telefon. Hiç sıkıntı yok. 13 bin lira iPhone 11'e gitti. Kulaklık vazgeçilmez. Yine AirPods 3'ü koydum. 3.000 lira da o, 16 bin lira oldu. Güzel. Saat olarak bu sefer Mi Band 6'yı ekliyorum. Çünkü saatin genel olarak yaptığı şeyler bildirim gösterme, kalp adım saymak, kalp saymak vesaire bu tarz işleri zaten o da yapıyor. 550 TL'ye o işi de hallettik. Burası çok bomba. Fujifilm XT200 kit var arkadaşlar. 8 8500 TL. İçinde kamera, lens, hafıza kartı, çantası, mikrofonu, ışığı yani her şey var. Hani böyle bir içerik üretme kafasıyla alıyorsanız iPhone 13 Pro Max'i böyle bir setupla inanılmaz fotoğraf ve videolar çekersiniz. Ve bunları da iPhone'dan Instagram'a mis gibi atarsınız. Çok güzel bir kit oldu. Şimdi bu, bu kadar şeyi aldık. 3000 lira elimize daha pala kalıyor arkadaşlar. Ne alacağız bilmiyorum artık. Aksesuar mı alırsınız ne alırsınız. 3000 liraya bir kapadokya tatili yaparsınız. Mis gibi. Kameranızda inanılmaz fotoğraflar videolar çekersiniz. Instagram'a da iPhone'dan yüklersiniz. Bence güzel bir deneyim de olur. Böyle bir setup daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim 3. setup'a. Bu bomba. Burada Android'e kayıyoruz. Telefonda bu sefer biraz da vazgeçelim o işlerden. Ama yine de Apple'la iOS deneyiminden de uzak kalmayın diye iPad'i ekledim. Bir tane iPad ekledim. Klasik iPad 9. nesil 6000 lira o arkadaşlar. Telefon olarak da Xiaomi Redmi Note 10 Pro ekledim. Mis gibi telefondur. Güzel, akıcı, iyi bir deneyimi var arkadaşlar. Fiyatı da iyi. 6500 TL'de o yaptık. 12500 TL. Şimdi durun. Saat olarak Mi Band 6 tercih ettim. 550 TL. Mis gibi. Okey. Kulaklık Xiaomi'den herhangi bir kulaklık olabilir. AirDots Pro 2 modeli var. 330 TL ben onu ekledim. Siz değiştirebilirsiniz onu çok önemli değil. Burada biraz daha konfora odaklandım arkadaşlar. Xiaomi'nin robot süpürgesi 1C modeli harika ben de kullanıyorum. Fiyatı 4.700 TL. Alın konforunuza bakın hayatınızdaki konfor artsın ya. Evi süpürmeyin o süpürsün. Mis gibi bir tane süpürge alın. Artı bir de televizyonunuzu yenileyin eğer televizyon ihtiyacınız varsa 10.000 lira para kalıyor arkadaşlar. 10.000 lira 4K 55 inç mis gibi Samsung'un kılı televizyonları var harika. Böyle bir setup da yapabilirsiniz. Yapılacak bir sürü şey var yani sınırı yok arkadaşlar sadece Apple ekosisteminde bile kalsanız 600 lira paranız artıyor ekstra bir şeyler almak için gerçekten inanılmaz yüksek fiyatlar almayı düşünenler bu videoyu izledikten sonra bir kez daha düşünsün diyorum gerçekten önemli paralar arkadaşlar bunlar bu gibi videoların devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı hiç unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.